Evet, tamam. Siz iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Aynı bildiğiniz gibi devam çalışmaya. Dördüncü sezonu çekiyoruz. Her şey yolunda, güzel de gidiyor. Bu seneyi de tamamlayacağız inşallah. Dördüncü sezon iyi bir başarı. Hani Türkiye'de ya dört, evet, sezon. Böyle bir dönemde hani 100. bölümü, 100 küsürüncü bölümü görmek büyük bir başarı. Ya bu seneyi de bitireceğiz. Kaç bölüm olacağını bilmiyorum ama 130'lara falan denk geliyor herhalde. Ben yani çok mutluyuz bu başarıdan. Hani bu ilk başladığınızda bu kadar bir başarı yakalayacağınızı düşünüyor muydunuz yani kendiniz adına? Ya ilk başta bunu kimse düşünemez. Hani bir sürü ülkeye de satıldı. Hani uluslararası başarısı da çok yüksek işin. Yani ilk başta kimse bunu düşünemez. Düşündüm diyen yalan konuşur gibi geliyor. Ama çok şükür yani beklentilerimizin çok çok üstünde bir başarı elde etti. Mutluyuz. Size en çok hangi ülkeden mesajlar geliyor? İspanya. İspanya, İran da çok var. Oralardan çok mesajlar geliyor. Neler yazıyorlar mesela? Yani çoğunu anlamıyorum ama yani böyle şey kalp atıyorlar işte sevdiklerini falan söylüyorlar. Cevap verdiğiniz oluyor mu? Yok. Ona başlarsak sonunu ama getirelim. Okuyorsunuz değil mi mesajları çoğunu? Okuyorum. Ben bütün o şeyleri Twitter'dakileri falan da bakıyorum. Hani seyircimizin değerlendirmeleri, yorumları benim için çok önemli. Oyunculuğum için de çok önemli. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Araya hiç böyle bir film, sinema filmi falan sadece dizi vermesiniz yoksa? Ya şimdi başka? Önceliğim dizi çünkü hani çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Hani 4 senedir de hani bunun yorgunluğu giderek artıyor benim için. O yüzden hani diziyi yapıp yazın dinlenme kafasında oluyorum. Dizi bittikten sonra bakacağım diğer işlere. Kışın hiç tatil yapma şansınız oluyor mu? Kışın mı? Kış tatili. Yok, kışın öyle bir şansım yok. Yani nasıl dinlendiriyorsunuz kendinizi? Yani repo günüm oluyor bir gün ya da iki gün işte. Onda evden çıkmayarak dinleniyorum. Başka şeyim olmuyor. Zaten hani böyle iki günlüğüne bir yere gitmek, bir yere kaçmak benim şey nedir adı? Çok rahat gelmiyor bana. O yüzden evde şey yapıyorum. Yazın tatil yapıyorum. Yok, size ekleyeceğiniz bir şey varsa. Yok, teşekkür ederim. Bugün Nişantaşı'nda bir şey mi var? İyi bir iş, görüşmesi mi? Kuzenim geldi, bir de hani bir tane Samsun'dan başka bir arkadaşım geldi. Onlarla öyle oturacağız. O yüzden geldim zaten. Dengeniz hani kendi akrabalarınızla, çocukluk arkadaşlarınız olsun, bağınızı kopartmıyorsunuz. Samsun'dan geldiğinizi biliyoruz sizin. Evet, evet. Yani zaten çocukluk arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Hani zaten kuzenim de benim ilk arkadaşım hani dünyadaki. Doğduğumdan beri birlikteyiz. Yani onlarla hiçbir zaman bağ koparmam çünkü onlar hani aile artık. Hani arkadaş falan değil, aileler. Zaten gerçek dostlar da öyle oluyor. Yani böyle bir çok ünlü olmanın bir handikapı var mıdır? Yoksa siz kendinizi böyle ayarlıyor musunuz? Yani hani mesela normal bir insan özel hayatınızda ya da sosyal hayatınızda bu ünlü, yani çok popüler olmanın dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Ya ben onu hiç özel hayatıma karıştırmadım. Ya o benim işim, o orada kenarda duruyor ama benim özel hayatım bambaşka, işimden ayrı bir şey. Hiçbir zaman onu karıştırmadım çünkü öyle bir şeye girerseniz hani onun illüzyonuna da kapılabilirsiniz. Yani mental olarak da yorarsınız. O yüzden onu her zaman kenarda tuttum. Kendiniz mi yoksa böyle danışarak mı büyüklerinize ya da? Yok, hayır. Kendi benim düşünce sistemimden çıkan. Yok. Hayır, bu kendi düşünce sistemim yani. Böyle yorumladım hayatı. O zaman özel hayatı da soralım madem özel hayata girmiş. Yani. Var mı hayatınızda biri? En son çekmiştik. Yok, hayatımda şu anda hayatınızda yok. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim.